tatilini doğru değerlendir. Son soruya geldik. Peygamber Efendimizin annesinin adı nedir? A. Halime, B. Amine, C. Ayşe, D. Şifa Hatun. Cevabı nedir acaba? O devirde Arapların bir adeti var. Yeni doğan çocukları süt emmeleri için çölde yaşayan kabilelere verirlerdi. Köl iklimi insanları daha sağlıklı ve daha cesur hale getirdiği gibi oradaki insanların konuşmaları da daha düzgün ve güzeldi. Böylece çocuklar sağlıklı ve güzel konuşan bir kimse olarak yetişirlerdi. Ezan okunuyor, duymuyor musunuz? Hadi abdestinizi alıp evet, namaza gidin. Evet, şıkkını seçtiniz. Ama anne, bakalım ezan daha televizyonda okunmadı. Ezan vaktinin gelmesinin ölçüsü televizyondan şimdi değil Rara. Güneş batmışsa o zaman akşam vakti geldi demek. Annesinin ismi ise Amine. Anladım. Hadi Rara, abdest için öceleye gidin. Doğru programı kaçıracağız. Doğru cevapladınız. Hadi çabuk. Tebrikler. Bonus turuna bonus sorusuna geçtiniz. Nasıl abi? Bonus turuna geçmiş. Vay, bonus turu. Hadi çocuklar. Tamam anne. Nusa, vakit geç oldu. Hala televizyon izliyorsunuz. Ödevini yaptın mı? Sureleri ezberlemeyi unutma. Tamam anne. Birazcık daha izleyelim. Tatildeyiz. Lütfen anne. Rara, okul için ayakkabılarını hazırlamayı unutma. Tamam mı canım? Tamam anne. Biraz sonra hazırlarım. Çok komik değil mi? Dünden beri size hatırlatıyorum ama siz de unutana kadar erteliyorsunuz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, iki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Hatırlıyor musunuz hadisi? Neydi o iki nimet? Sıhhat ve boş vakit. Biliyorsunuz işte. O zaman bildiğinizi uygulayacaksınız, tamam mı? Anne, biz boş vakitten mi aldandık? Allah'ım sen affet bizi. Şeytan bize vesvese verdi abi. Ayakkabılarımı kurutmaya yardım eder misin anne? Ödevlerimi bitirmeme yardımcı olur musun anne? Eyvah. Ben de aniden yorulmaya başladım. Önce biraz uyumak istiyorum. Şimdi gidip birazcık uyuyacağım. Ama ya anne! Anne! Lütfen öyle yapma. Rara önce ben. Ya abi... Önce ben istedim ama. Bak ayakkabılarım suya sıklam. Ama önce benim ödevlerim. Önce ben, sonra anne, sen. Anne şu soruyu anlamadım. Üçüncü soruyu da anlamadım. Anne bana yardım anne. Eder misin? Tamam tamam. Bekleyin sırayla. İşleri vaktinde yapmak rahatlatır. İşlerinizi ertelemek, dertleri biriktirmek gibidir. Yakın akrabalar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ayşe, hoş geldin. Ablacığım, nasılsın ablacığım, iyi misin? Görüşmeyeli maşallah. Kaç yıl oldu? Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah, iyiyim ablacığım. Biliyorsun, eğer devlet dairesinde çalışıyorsan uzak bir bölgeye tayin için hazır olmalısın her zaman. Aman Allah'ım, seninle çok gurur duyuyorum. Allah sana öğretmen olmayı bahşetti. Çok teşekkür ederim ablam. Aman Allah'ım. Kim bu? Kim bu güzel kız? Maşallah. Selamun aleyküm öğretmenim. Ve aleyküm selam. Sen Prenses Rara olmalısın, değil mi?
Değil mi tatlım? Çok tatlı. Bu kızı çok özledim. Ben de sizi özledim öğretmenim. Çok tatlı. Ra, unutmuş olmalısın. Bu Ayşe teyzen. Sen daha bebekken senin beşiğini sallardı. Evet, doğru. Peki abin Nusa? O nerede? Selamun aleyküm anne ve Nusa'nın evi. Bu kardeşim Nusa. Ve aleyküm selam. Nusa işte geldin. Nusa, maşallah. Görmeyeli daha yakışıklı olmuşsun. Annesinin kahramanı senin. Evet teyze. Seni son gördüğümde daha çok küçüktün. Ama şimdi kocaman adam olmuşsun. Çok büyümüşsün. Kocaman olmuşsun. Kur'an kursundan evet, çıkıp eve geldin herhalde değil mi? Maşallah ne tatlı çocuk olmuş kim bu. Kim bu? Neden Kur'an-ı Kerim'den oldukça ki? Çok ayet ezberlemiş olmalısın. Kaç yüz okudun? Nusa, üstünü değiştirmelisin canım. Sana ve Ayşe teyzene özel bir yemek hazırlamak istiyorum. Hadi gidelim. Tamam anne. Ayşe teyze. Evet. Sizler için çok güzel hediyelerim var Nusa ve Rara. Hediyeleri birlikte açalım tamam mı? Hep beraber. Vay canına harika. Ra, Ayşe teyzeyle daha önce tanışmış mıydın? Tabii ki. Elbette onunla daha önceden tanışmıştım. Beşiğimi sallardı ve beni kucağına alırdı. Gerçekten onunla ne zaman tanıştın? Emin değilim. Sanırım ben bebekken. Bebekken olanları hatırlıyor musun? Pek değil. Sadece bununla ilgili hatıralar duydum. Ayşe teyzeydi. Unuttum. Kim ki o? Neden Ayşe teyzenin elini sıkmadın? Elini sıkmak mı? O benim yakın akrabam değil. Yakın akraban değil mi? Ha, anne. Yakın akraba diye evlenemeyeceğimiz kişilere diyoruz. Çünkü bu kişilerle aile bağı kuramayız. Onlar süt akrabalarımızdır. Bu sebeple onlarla evlenemeyiz. Evet, demek istediğim şey yakınımız olmamasıydı. Çünkü hocamız akrabamız olmayanla tokalaşmamamızı bize hep hatırlatıyor anne. Yani daha önce akraba olmadığı için mi Ayşe teyzenin elini sıkmadın? Evet anne. O doğru. Sana bunu söylemeyi unuttum. Ayşe teyzeniz... Bir öğretmen doğru. Evet Ra. Ayşe teyze benim kız kardeşim. Yani Ayşe teyze senin yakın akraban Nusa. Elini sıkarsan günah olmaz. Beni affedebilir misin Ayşe teyze? Ben seni başka bir yere zannettim. Tamam sorun değil. Annesinin kahramanı. Evet, şimdi getirdiğim hediyelere bakalım. Merak ediyor musunuz ha? Kim hediye ister? Ben istiyorum. İstiyorum. Bekle. Gelin buraya. Önce bir fotoğraf çekelim. Gülümseyin. İyi, merhaba. Merhaba. Bir de şu pozda çekelim. Yakın akrabalarımızı tanıyalım ki dünyada ve ahirette emniyette olalım. Rabbimize, cennette de ailemizle tekrar birlikte olmak için dua edelim. Rara hastalandı. Selamün aleyküm. Rara eve geldi. Aleyküm selam. Bismillah. Birçok atıştırmalık almışsın. Sakın çok fazla yeme. Sonra boğazını ağrıyacak. İster misin? Yok ya. Ben geldim. Selamun aleyküm. O nedir? Hı?
yavrulu. Sen misin? Ne oldu sana? Hasta mısın? Hapşırdıktan sonra elhamdülillah demeliyiz. Bir başkası sana yerha mükellah der. Sonra da cevap olarak yehdi navi, yehdi kumullah diye cevap verilir. Zannettim ki hapşırdığımızda sadece hapşu hapşu diyoruz. Hapşırmanın da edebi var Rara. Allah muhafaza. Anne! Allah'ım esirgesin. Kızım ateşin var. Fazla atıştırmalık yediğin için. Senin bademciğin kıpkırmızı olmuş. Boğaz ağrın var. Allah'ım ben ateş istemiyorum. İğne vurulmak istemiyorum. Sus. Öyle söyleme. Allah sana hastalık verdiği zaman demek ki Allah seni seviyor. Seviyor mu? Hastalık senin günahlarını siler. Hastalık hakkındaki hadisi okumuşsun. Hastalığa karşı şikayet etmemeliyiz. Mesela Rara, sen annemin söylediklerini dinlemediğin için günah oluyor. Sonra Allah sana ateş verdi ki o günah silinsin diye. Şimdi Rara, sen duanı et. İnşallah Allah sana şifa verir. Allah'ım, hastalığımı şifa eyle. Söz veriyorum, bundan sonra çok fazla dondurma yemeyeceğim. Gerçekten mi? Söz değil mi? Dondurmaları fazla kaçırmayacaksın. Lezzetli. Yere düşürmüş. Nasıl abi? Sen de sabret, tamam mı? Bu da bir imtihandır. Hapşı. Hastalıktan şikayet etmekle iyileşmeyiz. Hatta hastalık daha da ağır gelir bize. En iyisi Allah'a dua et. O hastalık sevaba dönüşsün ve bize kuvvet versin. Nusa'nın dişi düştü. Bismillah. Abi, hazır mısın? Acısız yap, tamam mı Ra? Arabayı hızlı çalıştır. Umarım işe yarar. Bir, iki, şimdi. Şükür. Sonunda düştü. Anne bak. Sonunda çürük dişin düştü. Anne şimdi bu dişi ne yapmalıyım? Bence dişini şuraya koymalısın. Yastığın altına. Böylece hediyeler alacaksın. Hediye nereden gelecek? Annemi mi kastettin? Masallarda hep diş perisinden hediye gelir. Bu bir fantezi. Çok fazla hayal kurma. Bu sadece bir peri masalları. Estağfirullah. Diş neden böyle kararır? Bu yüzden ikinizin de dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Evet anne. Ne yapıyorsun anne? O ağaç parçası için. Bu mu? Buna misvak denir yavrucuğum. Hacdan yeni gelen komşumuzdan bir hatıra. Resulullah ve sahabeleri zamanında dişlerini bu misvak ağacından fırçalardı.
Tıpkı diş fırçası gibi mi anne? Peki ya diş macunu var mıydı? Misvak'ın içeriği günümüzde kullandığımız diş macunlarına benziyor. Ha, anladım. Misvak ağzınızı ferahlatır. Dişlerinizi beyazlatır ve sağlıklıdır. Ha, dişlerimizi beyazlatır. Anta'nın dişleri beyaz değil. Hey hey. Bununla nereye gidiyorsun canım? Anta! Gel bu misvağı sen de kullanalım. Sevgili dostlar, eğer sallanan dişiniz varsa ailenizden sizi dişçiye götürmesini isteyin. Tamam mı? Allah'ın nimetleri her zaman yaptığımız büyük şeylerden gelmez. Misvak kullanmak gibi küçük şeylerden de gelir. Yağmurdan önce şemsiyeni hazırla. Aha. Evet. Bu şekilde okulda Lara'ya mikroplar hiçbir şekilde yaklaşamaz. Her şey güvende. Yağmurdan önce şemsiyeni hazırla. Ra, sanırım dışarıda yağmur yağmıyor. Aa, işte bu. Bu gördüğün mikrop önleyici ekipman. Öğretmenim dedi ki, çocuklar bugünlerde hava durumu çok çabuk değişiyor. Dikkat edin. Ve bizi hasta edebilecek bir sürü mikrop var. Herkes kendine dikkat etsin dedi. Yani daha doğrusu öğretmenim yağmur yağmadan önce şemsiyeni hazırla dedi. Mikroplarla böyle savaşılmaz Ra. Temizlenmek ve mikroplardan korunmak istiyorsan bununla banyo yap. Güzel kokuyor. Bu mis kokusu Ra. Bu misk mi? Peygamberimizin en sevdiği kokulardandır. Rara şimdi banyo yapacak. Yumuşak ve güzel kokuyor. Ra? Ra ra. Anne? Ra ra. Hey Ra. Dans etmeye devam edersen okula geç kalacaksın. Doğru değil mi? Bu yüzden mikroplardan korunmak için can simidi almalısın. Temizlik imanın yarısıdır. Müslüman temiz insandır. İmanla temizlik birbirinden ayrılmayan iki önemli esastır. Annem gibi güçlü olmak istiyorum. Vay, çok kavalı. Nasıl? Şuna bak. O çok güçlü. Evet Ra. Ben de büyüdüğümde bir süper kahraman olmak istiyorum. Ya. Süper kahraman filmlerde olur ve hepsi birer yalan Ra. Gerçek süper kahramanı tanımak ister misin? Orada. Ha? Gerçek süper kahraman annemiz. Annem mi? Annem çok havalı. Annem ısıya dayanıklı. Eğer annemin süper güçleri varsa Rara da güçlüdür o zaman. Bir, iki, üç. Estağfurullah Elazim. Su sebili nasıl devrildi? Ra, neden orada saklanıyorsun canım? Nereden biliyorsun?
biliyorsun anne? Tabii ki biliyor. Annemin süper görüş güçleri var Ra. Rara'yı affet lütfen anne. Rara anne gibi güçlü olmak istiyor. Litrelerce suyu kaldırabilir. Ve sıcak çorbaları tadabilir. Rara anne gibi olabilir mi? Tabii yavrucuğum. Yeter ki kabiliyetin olsun Rara. Şimdi anne dişlerini fırçalamak istiyor. Gelmek ister misin? Evet, evet, evet. Rara da anne gibi olmak istiyor. Evet. Rara bunu kullanmak istiyor musun? Evet, evet. Rara'da zaten daha iyisi var. Seninki daha güzel canım kızım. Ya? Sen çok güçlü bir kızsın Rara. Rara da anne gibi geçti. İyiliğin karşılığı hiç şüphesiz yine iyiliktir. Çünkü iyilik yapan iyilik görür. Rara'nın yeni arkadaşı Kıvırcık. Bu yapraklara ne olmuş? Bu da... Allah Allah. Estağfurullah! Anne! Estağfurullah, ne oldu Rara? Ne oldu Ra? Bu kimin koyunu anne? Bu babamızın koyunu Ra. Bu babamızın koyunu ha? Annem önce buna evde bakalım dedi. Bakmak mı? Rara'nın evine hoş geldin Kıvırcık. İşte bu Anta. Tanıştırayım. Kıvırcık? Evet Kıvırcık. Beyaz koyun. Aman Allah'ım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bir rüya gördü. Allah tarafından en sevdiği oğlu Hazreti İsmail'i kurban etmesi istendi. İtaat ve takvalardan dolayı ikisi de Allah'ın emrini yapmaya karar verdiler. Hazreti İsmail de kurban olmaya razı oldu. Öz babası tarafından. Aman Allah'ım. Kurban edilmek üzereyken Allah Hazreti İsmail yerine bir koç gönderdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şaşkındır kurban etmeye razı olduğu, çok sevdiği, çok düşkün olduğu oğlu kurtulmuştur. Hem de sağ salim. Ve ikisi de Allah'ın takva imtihanını başarıyla geçmişlerdi. Ve Kur'an'da bu hadise Saffat Suresi 101 ila 103. ayetlerde bize çok geniş bir şekilde anlatılır. Maşallah. Yani şimdi bu yüzden her kurban bayramında kurban kesmemiz isteniyor değil mi anne? Tamam Ra, kıvırcığı sonra camiye götürürüz. Kıvırcık, arkadaşım olduğun için teşekkür ederim. Rara seni hiç unutmayacak. Asla Kıvırcık. Annem dedi ki, kurban Allah içindir. Anladın mı? Sen üzgün müsün Rara? Ha? Kıvırcığa veda ettiğim için üzülüyorum tabii ki.
Merak ediyorum abi. İbrahim peygamber, İsmail peygamberden ayrılacağında ne hissetti? O da çok üzgün olmalı Ra. Ama bu Allah'ın emridir. Allah'a ve peygamberimize olan sevgimizi hiçbir şey yenemez. Üzülme Ra. Yarın Kurban Bayramı. Bayram yapacağız. Ve mangal. Wow. Ziyafet yapacağız. Oley. İşte bu. Mangal mı yapacağız? Evet. Mangalda koyun eti. Koyun mu? Kıvırcık koyunu. Rara rara. Kurbanın gerçek anlamı, insanın Allah için her şeyini feda edebilecek olmasıdır. Ve Allah'ı bu dünyadaki her şeyden çok sevmektir. Arkadaşlar, videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederim.